Hepinize iyi öğlenler değerli izleyiciler. Şu an öğlen vakitleri olmasına rağmen bu videoyu siz akşam ya da gece vakitlerinde izleyeceğinizden dolayı hepinize iyi akşamlar ve ya da iyi geceler. Bugünkü yıkamamda bir adet siyah bir kışlık ceket yıkayacağım makinede. Kısa programda yıkayacağım. Ceketimi yüzünden atıyorum ki temizlenmesi için iyice. Evet, sadece bir adet. Burada elimde El Jardin del Paraiso'nun yaz kreasyonundan çok az miktarda kalan karışım var. Evet, ceketimin üzerine hepsini döktüm. Çok az miktar kalgon ve Domol Violet Dream'dan da yarım. Evet, yarımdan bile biraz az oldu. Olsun, zaten bir adet ceket. Domol'un da köpürme etkisini göz önünde bulundurursak eğer, yani bayağı köpürecektir. Pamuklu'da yıkayacağım bugün ceketimi. Pamuklu 40 derece, Baumwolle 50 grad, Speed Perfect. Evet ve artı bir ilave durulama ile. Evet, 1 saat 11 dakika bunlar için, bunlar diyorum, çoğul konuştum, özür dilerim. Bu ceket için yeterli. Şöyle bir bakarım. Baktım ki deterjan yeterli gelmedi. O zaman El Jardin del Paraiso'nun kış kreasyonundan içerisine bir fincancık eklerim. Yarın benim kanalım için özel bir gün. Yarınki videomu kaçırmamanızı size önemli rica ediyorum. Buradan anons ediyorum. Yarınki videomu lütfen kaçırmayın. Oo, mükemmel. Deterjan tas tamam geldi. Bayağı da köpürdü. Kumaşın da etkisini göz önünde bulundurduğumuzda. Sanki SJ'de yıkanıyormuş gibi en baştan daha köpük partilere başladı. Evet. Şimdi geçelim yumuşatıcısını eklemeye. Burada Lysol'um var. Bir kapak Lysol ekleyelim hijyenik olması için. Çünkü toplu taşıma araçları kullanıyoruz. Bir kapak yeterli gelir.
Bazı ceketlere yumuşatıcı kullanılması tavsiye edilmez. Fakat ben yumuşatıcı kullanmayı seviyorum. Bu ceket bir erkek ceketi olduğu için yerel ürünler içerisinde mavi yumuşatıcıların içerisinde en beğendiğim yumuşatıcı ortanca olduğundan dolayı ben de Mehmet Selim Bulan gibi ortanca kokusunu çok sevdiğim için ortancadan kullanacağım. Bir kapak yeterlidir. Makinenin içerisine hiç su eklememe gerek yok. İşte bakın görüyorsunuz, eğer makinenin prosesat ayarını yapsam neden bol bol şuraya kadar su çıkardı sanırım. Şu kadar çıkardı. O yüzden makinenin prosesat ayarını o yüzden yaptırtmıyorum. Ve kafanızda bir ön yargı oluşmaması için söylüyorum. Geçen gün pamuklu programında makine içerisi çok doluyken biliyorsunuz ki durulamadan su aldırarak sonra pamukluya çevirmiştim. Sanki yünlü programındaki gibi kesik kesik ve çok bekleyerek yıkama yaptı. Sanıyorum ki sensörleriyle alakalı bir durum. Pamuklu programında çok fazla sensörler devrede olduğu için o yüzden ilk önce durulamaya çekip sonra pamukluya çevirdiğimde İlk başlarda böyle farklı bir reaksiyon verdi. Ben de farkındayım. Hatta videoyu kendim izlediğimde de fark ettim. Normaldeki haliyle geçen sefer pamuklu programına durulamayı alıp pamukluya çevirdiğimdeki hali normal pamukludaki haliyle arasında farklar var. O yüzden ön yargıya kapılmanızı istemiyorum. Programda yaklaşık bir yarım saat kadar sonra normal yıkamasına geçti. Aynı bu şekilde hızlı hızlı yıkamasına geçti. Yani programın sonuna kadar suyunu boşaltana dek o şekilde kesik kesik ve çok bekleyerek yıkama yapmadı. Şimdi yıkama parfümünü hazırlayalım. Parfümüm Peros Yasemin. Ah, çocuklar. Dışarıdan çocukların sesi. Evet. Peros Yasemin'den de çeşme suyumun içerisine ekledim. Yıkama parfümüm böylece hazır. Yıkamanın suyunu boşaltana 10-15 dakika kala içerisine gönderip o kuyuplukları söndüreceğim. Şu an suyun ısıtmada. Evet değerli izleyiciler, bu videomun da sonuna geldik. Kanalımı lütfen takip edin. Bildirim zilini aktifleştirmeyi unutmayın. Sürekli videolarına haberdar olmak istiyorsanız bildirim zilini aktifleştirmeniz gerekli. Kanalıma abone olun, videolarıma like atın, yorumlar yazabilirsiniz, sorular yazabilirsiniz. Müsait olduğum vakitte dönüp yorumlarınıza cevap yazıyorum ve kalp bırakıyorum. Sizleri seviyorum. Hepinize selamlar, sevgiler, saygılar yolluyorum. Hoşça kalın. Görüşürüz.
Evet, ayrıca erkek ceketlerinde hangi yumuşatıcı kullanmalıyız sorusuna da bu video bir cevap. Bu konuyu ikinci defa işliyorum kanalımda. Erkekler için bir ceket yıkama videosu daha bir tane daha var. Ona da bakabilirsiniz ve yararlanabilirsiniz. Tekrar hoşça kalın.